Hoş geldin Nazlı. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Adalara gidiyorum. Adalar. Allah Allah. Sarah. Büyükada'ya. Büyükada'ya gidiyormuş. Büyükada'ya. Nazlı, uzaktan iyi gözüküyordun da yakınlaşınca çözünürlük düştü ya. Efendim? Çok beğenmedim. Uzaktan iyi gözüküyordun da yakınlaşınca çözünürlüğün düştü. Çok fazla beğenmedim seni. Ayakkabılarının topuğunu hiç beğenmedim. Ama neyse, bir değişiklik yapmışsın. Abiye'den farklı bir şey giymişsin en azından. Tamam Sarah. Anladım seni, anlıyorum. Ne anladın? Hı? Ne anladın? Sataşmaya çalışıyor, sataşmayacağım sana. Yok, sataşmaya çalışmıyorum, eleştiri yapıyorum. Uzaktan bir şeye benziyor mu? Öyle bir şeyler dedin. Uzaktan iyiydin de diyorum, yakınlaşınca çözünürlük düştü. Anladım. Ekranı düzelt o zaman. Şimdi dedik, bir espriyi anladık, keşke tekrar etmeseydin. Ama Saracığım böyle kuruyorsun, bırakıyorsun ya. Oradan buraya öyle geldi. Ama duymuyorum dedi, o yüzden böyle tekrar ediyorum. O da anladım dedi zaten. Efendim? O da anladım dedi zaten. Ben de sevindim dedim. Ayşegül. Bir şey sorayım, sen ismin söylendiğinde yerinden kalkarken üf mü yaptın? Efendim? İsmin söylendi yerinden kalkarken üf mü yaptın? Evet, çünkü tam soyulmuştum, oturmuştum. Yani biz senin rahatlığını mı bozuyoruz podyum sırası? Podyum sırası geldiğinde senin rahatlığın mı bozuluyor burada? Bir numara olabileceğim hiç aklıma gelmemişti. Sende de aynı şey oluyor. İlk defa değil. Ne demek yani? Ben kalkar falan mı oluyorum, anlamadım. Bir numarada yani. Senin de adın söylense sen de ay ceketimi çıkarmıştım, şimdi bir o zaman hiç çıkma Nazlı, ceketini çıkarmışsın. Efendim, çok sıcak orası. Ya ben tahminlerimde yanıldığımı düşünmüyorum. Senin zaten burayla ilgili önemseme fikrin yok. Dün şıktın, evet, ama dünkü zaten hepimizin girdiği bir mağazada hazır satılan bir kombinde. Evet, ondan şıktın. O yüzden gömleğim geçen seneden. Hatta tadilat da yaptırmadın bana göre tadilat ona. Direkt giydin. Mı? Evet, ama bugün ben aynı şeyleri... Pantolon yanlardan alındı. Özellikle yelek şurayı kapatsın diye, belimi kesmesin diye iki beden büyük alındı ve tadilata gönderildi. Evet, bunda sana her türlü kanıtlarım. Çok bana göre öyle değildi. Şu anda da baktığımda dün dediğim gibi hazır bir kombinden bir şıklıktı ama bugün hiçbir şey göremiyorum. O şapka zaten sana büyük. Keşke saçını mı açsaydın ya da o yakalı ceket zaten hiç olmamış. O çorabın rengi, içindeki tişört, ayakkabının topuğundaki tahta, yani tamamen hiç beğenmedim kombini ama senin bu yerinden kalkarken üflemen, püflemen, burada içinin geçmesi beni çok rahatsız ediyor. Umarım diğer arkadaşlarımı da rahatsız ediyordur. Ne mana, ne anlamda böyle şeyler yapıyorsun anlamıyorum ben yani. Öyle mi yaptın Nazlı? Bilseydim soyunmazdım, of yaptım. Aman yine mi podyum yani? Aynen öyle oldu Öykü Hanım. Bilseydim, yani ben anlamadım. Biraz daha beklerdim. Zorla mı getiriyorlar Nazlı'yı? Onu düşünmeye bak. Seni buraya zorla mı getiriyorlar Nazlı? Ya ne alakası var? Üzerimdekini çıkardığım yani için kendi kalkarken üfler o zaman. Zaten buraya giyinip çıkarmak, bir daha giyinip bir daha çıkarmak. Tek amacımız bu bana göre bu podyumda yani. Ama bilseydim çıkarmazdım. Çok sıcak olduğu için çıkardım. İlk sırada olduğunu bilseydim. Bundan sonra programa başlamadan önce sana ilk sıradasın diye haber verelim. Eskiden veriyorlardı, artık vermiyorlar. Bak, bu bizim ayıbımız. Bizi affet, bu bizim ayıbımız. Bu seferlik böyle olmuş. O yüzden ben de of keşke bir sayımı çıkarmazdım diye içimden söyledim. İşte diyorum, kusura bakma Nazlı'cığım. Anlamadım. Atlamışız. Sen onu nasıl duydun? Haber verememişiz. Onu nasıl duydun değil. Nazlı Hamarat dendiğinde şöyle sana baktım. Acaba yine uyuyor musun diye. Bu sefer de ufladın. Yani ama senin hani podyuma sarf ettiğin tavırlar bana biraz yersiz geliyor. Dedin ya burada da dün, ya evet kavgada da içim geçti. Yani hani bunu söylemek bile bir cesaret ister. Ay, ama sen artık o kadar larça bağlamışsın ki bu durumu. Hayır, sen bu durumu larç bir şekilde bağlamışsın bana göre. Burada kalmak isteyenlerin %'yle oranı ölçürse seninki %10 çıkar herhalde. Ben anlamıyorum seni ve manasız geliyor bu yaptıkların bana. Uf, yine mi giyinmiyorsan, soyunmuyorsan niye geldin buraya? Oturup Nazlı Hamarat isminin anons edilmesi için mi ya? Sana ne? Kendi kendime bana kimse ne yani? Duymadı. Kendi hani kendime nasıl bana ne? Ben onu anlamıyorum. Sana ne? Neden okuyarak kalıyormuş işte? O herhalde beni izliyor. Tabii ki Nazlı Hamarat dendiğinde yani kombinine bakmak istiyorum şöyle kalkarken. Ama böyle uf yapan bir insanı görünce o tavır bana kombininden daha öncelikli geliyor ve ben onu eleştirmek istiyorum. Gözlerini de yukarı kaldırma yani. Aynen senin yaptığın gibi yapıyorum. İşte ben onu fark ettiğim için söylüyorum. Aynen senin yaptığın gibi. Sen hayırdır beni bir taklit etmeye başladın. Biliyor musun? Sen de çekilmiyorsun. İşte anlamadım, çekilmiyoruz, uflanıyoruz podyuma çıkarken, için geçiyor. Ya seni kimse zorla tutmuyorsa keşke gitsen yani. Bunu sana sormayacağım, ne zaman gidip gitmeyeceğimi. Zaten kendin belli ediyorsun ki kalmak istemediğin Nazlı. Yok, gayet. Yok, ben uflayarak çıkan hiç kimse görmedim şu zamana kadar. Ay, podyuma. Sen oraya çantanı bile fırlattığını biliyorum ben senin ya, buradan kötü puan aldığını. Peki ama bak podyuma önemsiyorum ve şöyle atmışımdı. Tamam, fırlattım tabii. Ben fırlatsam eğilip de koyar. Tamam, down diye ses geliyor. Şey, kötü puan aldığını. Uyarı alırdım. Uyarı almadığım için demek ki öyle bir durum yok yani. Bu göze çarpmadığı için. Jüri sana veriyor kötü puanı ve sen down diye çantanı fırlatıyorsun. Bu bana bir dönüş şeklinde gelmedi ama dönüş şeklinde gelseydi demek ki böyle bir şey vardı. Otururken ya da şurada otururken ya da burada otururken. Hiç kimse bir şey yapmadı. Ben kötü puanımla ilgili bir tepki vermişim demek ki, hatırlamıyorum. Ama sen, sana kimse bir şey yapmadan günün ilk dakikası ilk kez podyuma çıkıyorsun ve kimse yorgun değil şu an. Uykun da yok diye düşünüyorum. Ama kalkarken uflaman bana yanlış geldi Nazlı. Dünkü söylemen de bana yanlış gelmişti. Bana da senin çantanı fırlatıp atman yanlış geldi. O zaman söyleseydin Nazlıcığım, şimdi bir şey ifade etmiyor. Bu bana sadece sana yaptığım eleştiri çürütmek için saçma bir şey yani. Ben senin gibi milletin zayıf noktalarını aramıyorum. O an seni sinirli bir anında elinden fırlatıp attım. Vallahi aramadım. Gördüm yani. Kalkarken sana baktım. Gördüm yani. Bak şu anda da ofluyorum. Ay ne kadar söylemeyeceğim. İda. Senin kadın niye gitti? Yanında efendim? Olan bayan. Seni bırakıp gitti. Özel bir meselesi var. Boşanıyor. Evini taşıyacak. Sonra yine gelecek. Artık özel değil. Bütün özel Türkiye biliyor. Bence kadın bıktı. Ha, evet, kadın bıktı, o yüzden 24 saat bütün gün telefondayız, konuşuyoruz. Sen nasıl giyiniyorsun? Ne? Nasıl giyinebiliyor musun? Ben alışkınım kaçtan. Kaçta da tek başıma gidip geldiğim için yanında yardımcım olmuyor. Özel hayatımı artık öğrendiğiniz için alışkınım. Hiç sorun değil. Nazlı elinde olsa sen orada otursan, yok, lavaboya bile yürüse değil mi? Çayını içsen sen. Lavaboya bile onunla gidiyordu. Değil mi? Duracak, oradan yorum yapılacak. Tabii. Nazlı'da değişimler var. Gala akşamı benim beyaz boyam yoktu yüzüme. Makyajımı değiştirince beyaza ihtiyacım oldu. Bana boyasını verdi. Yani yardımcı oluyor artık bize birkaç gün. Olur mu canım? Yardımcısı da size yardımcı oluyordu. Çünkü onun da bize ihtiyacı olacak galiba. Belki Nazlı değil ama yardımcısı size yardımcı oluyor. Ama yardımcısı da onun gibi olmaya başladı. Bundan önceki öyle değildi. Ha. Islak mendil istedim, yani veremem benim dedi. Benim yardımcım olsa koymuşum kapının önüne. Yok yok, hayır, Nazlı'dan biraz şey olmuş, senin korktum. Huyunu suyunu almış. Bir önceki öyle değildi. O bize hani çaktırmadan yardım ediyor. Aman Nazlı görmesin, Nazlı görmesin. Daha ay çok beni, yardım ediyordu. Bana kaç kere şahit oldum. Hazır mısın? Hazırım. Geçebiliriz. Teşekkürler. Nazlı Hamarat, buti 280 lira, çorap 10 lira, çanta 320 lira, yüzükler 100 lira, şort 180 lira, tişört 55 lira, ceket 260 lira, kolye 120 lira, şapka 150 lira. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şaka gibisin. Nereye gidiyorsun? Büyükada'ya. Ne yap? Büyükada'ya. Faytonla mı bineceksin? Efendim? Faytonla bineceğim. Herhalde seyrettiğin o Türk filmlerinin etkisinden çıkamamışsın. Sen kendini zaten o filmde beğeniyorsun, sen eski Türk filmlerini değil mi? Tabii ki. Yeşilçam'ı çok severim. Yani senin de öyle bir nostaljin var. Sevgilinle mi gidiyorsun? Ya arkadaşlarımla hafta sonu. Ay çok güzel. Bir de orada bir mum yakmaya gitseydim, bir yerler var. Adak yapsaydım. Hmm, evet, olabilir. Neden olmasın? Çok güzel kilise var orada. Evet. Ben gitmedim hiç ama. Ben çok severim mum yakmayı. Dün ne kadar iyi, sen bugün de o kadar kötü geldin Nazlıcığım. O şortuna bir anlam veremedim. Etnik bir durumu mu var onun? Etnik bir şeyler kadife var. Kadife mi o? Ne o? Efendim? Kadife nedir kumaşı, onu seçemedim. Püsküller falan. Yani o püsküllerle o şapkan, o ceketin, hele o botların. Kötü olduğunun farkında mısın? Ya evet. Ay çok artistik cevaplar veriyorsun bugün. Böyle Yani salaş bir tarz yapmak istedim. O yüzden. Teşekkürler. 5. Hoş geldin Nazlı. Hoş bulduk. İlk önce. İkinci, Nazlı hakikaten bu senin için salaş mı? Yani hani tarz olarak. Bir şort, bir tişört, üzerinde bir ceket almış gibi düşündüm. Ya öyle söyledin ki. Tişört, şort, tişört, şort, çorapları, ayakkabı, beyaz ceket, şapka, salaş mı bu? İşte çıplak kalmasın diye çorap giydim. Yani sanki kot pantolon, şortun var ve üzerindeki yani penili tişört, yani salaş değilsin bir. İki, faytona böyle ben Büyükada gittim kaç kere, çok severim orası, çok güzel. Hiç kimse böyle görmedim faytonun üzerinde yani. Hayatım o film çeviriyor kafasında. Fantazisi o. Yani evet, autentik bir kolye, etnik bir şort. Ayakkabı hakikaten o topuk sana göre değil. 50 yaş üstü yani bu ayakkabı. Ama çantası bir göreyim. Yani o poşet gibi çanta. Çok karışık geldin. Yani ben böyle bir şortun altında opak çorapları sevmiyorum. Üzerindeki ceket beğenmedim. Çok çiğ kaldı, bembeyaz. Şapka yerine uygun değilsin düşünüyorum. Ay, kolye de güzel yani ama sadece kolye 6. Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Lost diye bir dizi vardı, izlemiş miydin? Evet. Oradaki ada yok oluyordu ortadan. Evet. Lost mu? Büyükada senin geleceğini duyunca... Yok oldu. Kaçtı şu an. Dün zirvede kendini çok yalnız hissettin galiba. Evet. Ve boşluğa bıraktın kendini. Sarhoş oldum. Dibe vurdun. Değil mi? Evet. Beğenmedim.